Evet arkadaşlar, şimdi ben Kutsada tuvalet etimine başlayacağım söylemiştim ama bunu bir iki ay önceden söylemiştim. Şimdi çok şükür bir kargo siparişi verdim. Ve şu anda tam tuvalet etimine başlama durumundayım Kumsal için. Çok güzel bir klozet lazım siparişi verdik. Kumsal'da. Kargosunu açalım. Açın. Kumsal, o ne? Ne o? Bu kadar heyecanlı. Bu arada az önce de kahvaltı yaptık. Sofraya falan hepsini daha öyle bırakmış. Aa, çok tatlı. Gel bak. İnşallah içinde pili vardır. Hı? İçinde inşallah pili vardır. Var mı? Ezbere konuşuyorum. Bak o ne? Ne o? Pili varsa çok iyiydi şu an. Anne. Ne o? Tamamen ezbere konuşuyorsun. Baba. Ne o? Fil. Fil. Şu fil fotoğrafını da yapıştırabilir misin oraya? Ama bir şimdi bak içinde şey var mı? Annem dur. Hay Allah. İnşallah çok çabuk alışırsın Kumsal ve biz de seninle beraber yorumlarız. Tek dileğim bu. Arya, ne var orada? Ne yapıyor onlar? Arya'ya söylüyorum. Ne yapıyor onlar? O içine bir şeyler atıyor. Ne yapıyor onlar? Dur annem, dur annem, dur. Baba yapsın dur. Baba yapsın ya, binersin. Binersin diyor bende. Oynar. Durman lazım. Gel. Ya o ne? Aa tamam bak buldum. Neymiş? Şunu çıkardım. Şu an tamamen ezber yapıyorum. Aspon. Çok heyecanlandım baksana. Ya senin bu saçların ne? Ne bu saçlar? Ne bu saçlar? Bu sabah yardım ediyor. Hadi. Çünkü kendi işini kendisi görüyor şurada. Tamam. Bunlar nereye gelinmesi lazım acaba? Yazar üstüne mi bakıyor? Dur anneciğim, dur baba yazsın. Aa şey ne dedim? Onlar kaymasın diye. Hani böyle fayans fayans yere koydu. Şimdi bak. Ne oldu? Sakin ol. Tek bir şey kaldı şimdi. Bunu nereye koyacağız? Babadan. Yere yok ya. Bir dakika kırdım. Bakayım kırdı, dur. Annem dur, dur bir dakika dur. Ben bunu güzelce bir sileyim, yıkayım. Öyle iş yapsın. Umarım böyledir. Bence öyle. Çünkü baksana yerleri de var zaten. Onlar ne biliyor musun? Hani yere böyle sabitlesin diye. Kaymasın diye. Burada gel. Bunları bitirelim gel. Baba yardım et. Ay yardım et babaya kızım. Bak şunu. Kutsa böyle dur yavrum dur. Bu çok heyecanlı. Çok korkuyor alışamayacak diye. Ya alışıp da böyle beni yormaz inşallah. Bir tane alet daha düştü orada. Siyah yerde. Ne yapıyor baba? Ne yapıyor? Bugün çok işim var. Gerçekten var ya, o kadar çok işim var ki şu an. Yani ev çok dağınık durumda görünüyor. Saat şu an 1'e geliyor. Kumsal'ın meyve saati yaklaşıyor. Bu arada sabah da Arya'ya banyo yaptırdım. Çünkü bir kutu süt vermiştim. Kumsal'a almış ve hepsini Arya'nın üstüne dökmüş. Ben filite kalırım. Şimdi Kumsal gel. Kumsal. Bak bak. Bak baba filite aksın. Böyle oraya mı takılıyor? (Gülüyor)
Ama artık o gidip gelip ona basar. Pilli mi o? Evet. Bir güzel güzel. Bu sabah. Şöyle. Ne o? At onu kusura. At. Ne o? Ah, kusura çek. Kusura al çek. Çek. Al Ayşe. Ha, onu düzgün şey yap kim? Kalk mısın? Bak fil. O ne sanıyor biliyor musun? Ben onu göstereyim. Bak sen. Bu da kapağı. Çok tatlı. Bu arada bunun fiyatı şu an 220. Evet şu an 220. Ama ben 200'e düşmüşken aldım. Bakalım. Çok tatlı oldu. Ama şu an ne yapacağını bilmiyor ki. Bir parça kaldı. O da ne yemeği? Tamam. İsme yok mudur? Şimdi bizim şeyde ne dedi? Üstünde sen söyle ya. Tuvalet kağıdı yeri de var diyorlardı. Aha bak şurada. Şurası. Bak bak. Var mı orada? Çok iyi. O zaman sonra dışarı çıktığın zaman bir tane mini tuvalet kağıdı var ya. Ha çok küçük oluyorlar böyle. Evde var da büyük var böyle. Onlardan da şarjım bitiyor ya. Onlardan da alırsın. Hadi gel bunun denemesini yapalım olur mu? Ben şimdi onu geçireyim. Ama nasıl öğreteceğiz bunun oyuncak olmadığını? Ben deneteceğim onu. Çözdüreceğim inşallah. Bu kaldı. Bu kaldı. O ne? O illaki bir şeydir ama ne? Pek önemli bir şeye benzemiyor. Tamam. Onun içindeki şey düştü. Evet arkadaşlar şimdi biz bunu kusura bir denettirelim. Umarım memnun kalır bundan ve ben çok beğendim. Bakın size şöyle yakından da göstereyim. Şurası sifon yeri sessiz zaten. Kapağı var. Şu şekil zaten büyük ihtimalle zaman böyle dökülüyor. Dur annem. Şurada da şey yeri var. Tuvalet kağıdı için yeri var. Ben şimdi İbrahim'i dışarı çıkarak dışarı çıktığı zaman da ona söyleyeceğim. Tamam kumsal geldim. Ama sen bu tokayı alıp kaçırır mısın kutsal? Niye ki bu tokayı sen? Tokasını almış götürmüş ben de tokasını alıyorum ben de. Dur dur canını acıkmayalım. Peki. Çok tatlı oldun. Hadi gel şimdi seni uyutalım. Önce kumsalın. Önce kumsalı giydireceğim sonra Ali'ye uçacağım. Şimdi bu halımı katladım. Bunu güzelce makineye atacağım. Çünkü kumsal üstüne çikolatalı süt döktü. Şu görüyorsunuz. Şu halıyı da makineye atacağım. Ama ilk önce bunu atayım. Sonra koltuk örtülerimi atacağım. Ve şu an salonumu komple bir elektrik süpesine atacağım. Şimdi bile de yapmayacağım. Çıktıktan sonra halılar. O zaman bile de yapacağım. Bir de şu televizyonu komple silmem gerekiyor. Birazdan size göstereceğim. Senin mürekkep kalemi vermiştim. Birazcık oyalansın. Onu da bir şeyler çizsin diye. Ama mürekkep kalemi böyle hep damlatmış. O da böyle almış bunu televizyonun üzerine silmiş ben mutfaktayken. Onu da şimdi size göstereyim. Onu da cifre silmem gerekiyor. Bazen böyle çok ileri gidebiliyor. Artık böyle mesela eline çikolata süt veriyorum diyelim. Alıp döküyor. Ben de bir
halı için, bir ev için, bir perde için işte çocuğa kızmıyorum ama gerektiği yerde onu uyarmaya çalışıyorum ki hani maksat bir halı değil, şunu alıp direkt makineye atabiliyorum ama maksat öyle öğrenmesin diye. Mesela diyelim ki bir kere dövdü, uyarıyorum, aynı şeyi tekrarlamıyor ama tekrarladığı zaman böyle biraz ona kızıyorum. Hani anlatmaya çalışıyorum, getiriyorum işte böyle sütü gösteriyorum. Mesela diyorum ki bak oraya ne yaptın falan filan, böyle biraz kızıyorum ki tekrar aynı şeyi yapmasın diye. Ama eğer tekrarlamıyorsa zaten bir sorun olmuyor. Yani dedim gibi hani bir halı için, bir ev için kalkıp çocuğa kızmıyorum ama kızmam. Çünkü hani bunu makineye atarım, onu silerim. Ama hani maksat öyle öğrenmesin. Bu ev hakkını veriyor gerçekten de. Böyle hani sürekli çocuklar bir şeyler dökünce, ne bileyim ya da bir şeyleri mesela böyle camları sürekli bir kumsal böyle elini falan sürüyor. Ben gerçekten bütün gün boyunca yani sürekli evi toparlıyorum, evi temizliyorum. Böyle elimde bir bezle her yeri siliyorum. Hani hep halim budur benim. Onlar dağıtıyor, ben toparlayayım. Onlar dağıtıyor, ben toparlayayım. Ama olsun, birazcık daha böyle 3-4 yaşına geldikleri zaman artık onlar da anlayacak ve ben artık o zaman tamamen onlara anlatabileceğim. Çünkü şu an bebekler, yani istesem de anlatamam onlara. Ama gerektiği yerde uyarımı yapıyorum. Bakın şu an kutsalın yanında tam olarak. Hatta elde mürekkep olmuş. Bu el ne, bu el? Yani batırmış burayı. Ben dün yetişene kadar zaten akşam da karanlık böyle buranın ışığını sürekli kapalı tutuyorum ki içeriden hali uyanmasın diye. Hani uyku saatleri yazdım, ışıkları kapatıyorum ama o gitmiş buraları batırmış. Şimdi fıstığa birazcık kavrulmuş fıstık ve de kayısı getirdim, meyve saati. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim, bu programı uyguladığımız an beter hem kilo almaya başlamış hem de boy atmış. Bir gün sağlık ocağına götürdüm. Yani bayağı hem boy hem de kilo almış. Çok şükür böyle yapmaya devam ediyoruz. Hadi ham yap. Ham yap hadi. Ham yap. Arkadaki dağınıklığı görüyorsunuz değil mi? O tezgahın üstü hepsi şu an toparlanacak. Hadi kızım ham yap. Artık şu plastik tabaklara koyayım çünkü normal tabaklara koyduğum zaman bazen yanlışlıkla elinden düşürebiliyor. Ve Allah korusun elini kesecek diye ödüm kopuyor. Ben bazen mutfakta olduğum fark etmiyorum. Hadi kızım mamanı. Gel mamanı. Çıkaracağım. Bunlar da çok kirlenmişler. Haftada bir kere bayram temizliği gibi evimi temizliyorum gerçekten de. Böyle bildiğiniz yüzeyler hepsi temizleniyor. Yıkanıyor.
Şu koltuk örtülerini çıkartıp hemen sirkeleyeyim. Bir de bir tane halım var. Onu da sirkeleyeyim. Ben evi elektrik süpürgesini atarken kargocu gelmiş. Sabahtan beri de kapıdaymış. Allah'tan elektrik süpürgesini kapattım. Hemen yetişebildim. Ne için ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü birçok ürün siparişi verdim. Kendime böyle birkaç parça elbiseni sipariş verdim. Ama bir hafta oldu. Ne bir bilgilendirme ne bir mesaj, hiçbir şey yok. Sadece siparişiniz oluştu diye bir mesaj geldi bana. Yani iptal etmek istiyorum. Bir şey de yapamıyorum. Kapıda ödeme olduğu için. Böyle gelip iptal de edemem, kartta olsa direkt hallederdim. Bilmiyorum o da ne zaman gelir. Hep o siteden bir şeyler siparişi verirdim ama bu sefer bilmiyorum bayağı geç oldu yani. Aradan 5 gün 6 gün geçti, resmen bir hafta oldu ama hala ne bir gelen ne bir giden var. Bakalım bakalım. Yapıyorum. Ne oldu? Bakın. Tatlı iki tane biber dolu. Tekli biber onlarından sipariş vermiştim. Normalde benim çocuklarımın bütün her şeyi biber dolu markasından. Çok memnun kalıyorum. Böyle bir tane biberon vardı kırmızı kumsala geldi. Onun için su veriyorum. O da biber dolu. Bir tane böyle neon turuncusu, bir tane de neon sarısı. İkili böyle fiyatı da 140 lira gibi bir şeydi. Evet öyle hatırlıyorum, 140 liraydı.
bunları açalım. Biberimi kaynatacağım. Bir tanesini Arya aldım, bir tanesini kumsala aldım. Bakın şöyle göstereyim. Pipeti var. Artık kumsal böyle biberonuna su vermek istemiyorum ona. Arya'yı da buna alıştırmak için aldım. İkiliydi. Çok da uygun fiyata geldi. 140 liraya ben de aldım bu şekilde. Kumsal gel bak ben sana ne aldım. Bir de bazen böyle kumsalın eline meyve suyu gibi bir şey verdiğim zaman alıyor. Size gösterdiğim bir halının üstüne döküyor. Biberonundan döküyor. Bir de artık biberona da su falan hiçbir şey içmek istemiyor. Malum artık büyüdü de. Bir tanesini kumsal için artık hangi rengi seçerse bakalım şimdi göstereceğim. Hangi resmini seçerse ona vereceğim. Öbürünü de Arya için alacağım. Yorumları da okudum. Herkes çok memnun kalmış yorumlarda. Gel anneciğim gel. Gel bak ben sana ne aldım. Bak ben ne aldım sana. İkisinin de böyle pipetleri var. Şuradan açıyorsun. Takımını açamadım. Şu taraftaymış pardon. Şöyle açıyor musun? Şöyle açılıyor. Ne oldu? Böyle çok tatlı. Şimdi ben bu ikisini kaynatırım büyük ihtimalle. Evet kaynatmadan su vermeyeceğim ama bütün kusura denemek istedi. Şimdi de okuyorum. Yani şu gördüğünüz tabaklar da bebe durum mesela. Şu tabakları da ben bebe durum olarak almıştım. Hepsinden çok memnunum. Çok kaliteli ürünler. Bunun plastik olduğuna bakmayın. Bayağı böyle bir sert bir plastik. Şimdi bana iki tane renk seç. Ben sana alayım. Hangisi? Bu mu? Bu mu? Hangisi? Sarı mı? Ne o? Hayır hayır. Koyma ağzına. Hayır. İçine su koyalım. Sen daha sonra yapalım. Tamam mı? Yalnız şeyde renkte bu kadar canlı görünmüyordu. Renkleri beklediğimden de canlı görünüyor. Tamam. Şimdi biz bunu yıkalım. İçine su koyalım. İçine su iç. Tamam mı? Aa, Arya ağlıyor. Hangisi daha güzel kumsal? Bu mu? Bu mu? Yavu. Yavu. Sarı sarı. Sarı turuncu. Bir tane senin bir tane kardeşimin tamam mı? Bundaki. Ben de tam Arya'ya yemek veriyordum ki İbrahim geldi. Bana da çok tatlı içecek almış. Ve renkleri de baksanıza şunlarla tam uyumlu oldu zaten. Neyse hemen bunu içeyim. Ne istiyorsun? Al gel. Alacak mısın bir yudum? Gel. Ben hemen şunu içeyim. Ondan sonra kalan işlerime devam edeyim. Anneciğim gel direkt. Evet arkadaşlar öğle yemeğine giriştim. Burada Arya kalanın çorbası yapacağım. Hakiki köy tereyağı yapacağım. Şurada da kavurma yapacağım daha doğrusu bunu. Bunu kaynasın şimdi haşlasın. Aslında benim buradaki tencerem var ama onu kullanmaya korkuyorum bir kere. Çok kötü patlamıştı böyle. Hani çok hafiften. Hadi, bu yüzden kullanmadım. Ben de bu yüzden kullanmadım artık. Aslında böyle hani şey de değil. Bu yeni düdüklerden ama eski düdüklerden de değil. Çeyizimden almıştım ama niye öyle oldu ben anlamadım. Tamir edileceğim dedim. Hala vermemişim. Şimdi burada araya tarhana çorbası yapacağım. Ama dediğim gibi tereyağıyla yapacağım. Bunu her sabah kumsal içinde yapıyorum. Böyle yemeklerine falan katıyorum. Hani yufka yaparsam ona ne bileyim nurgun masada ekmek yaparsam onu yapıyorum. Neyse Arya çorbayı kucağıma almışım ve başlayayım. Salçasını eklemeyi unuttum. Önce salçasını ekliyorum. Ali böyle kucağımdayken ben de telaş yapacağım. Bir şey yapamıyorum. Dur anneciğim dur. Thank you.
arkası o kadar şu an dağılmış ki. Ben biraz kafama bir fikir geldi. Şu an oradan birazcık su alacağım. Birazcık. Tamam tamam geldim geldim geldim. Geldim. Bardak aldım buradan. Kadını güzelleştirsin. Niye böyle yapıyorsun? Hı? Evet şu an akşama yettik. Ben de kendime bir buzlu kahve yaptım. Daha doğrusu kendime kahve yaptım şöyle. Soğuk kahve. Şurada bu sefer köpüklü yaptım. Çok hoşuma gitti. Blender'dan geçirdim. Hemen bir önce bir tane kahve çırpıcısı alacağım. Fazla köpüklüleri yapmadım ama şöyle bir sefer de idare edelim. Gerçekten bu kahveyi çok seviyorum. Sanki bütün böyle içinde sanki bütün yorgunluğumuz gidiyormuş gibi hissediyorum. Çubuğum da şu an içeride. Bunu içeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.